Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili canım kardeşlerim, bu mevzuya niçin fazla duruyorum? Risale-i Nur'un layıka mektupları, cemiyette, içtimai hayatta bulunanlara istikamet vermek, doğru düşünmek, doğru tahlil etmek. Dolayısıyla bilgi kirliliğiyle, yani yanlış sorunun doğru cevabı da yanlış olur. Şimdi koronavirüsü ile alakalı iki tane sohbet ettik ama geneldi. Bunu pek anlatmak istemedim. Hususu olsun dedim. Koronavirüsü ile kim neyi takip ediyor? Ölümcül olmadığı halde, yani grip göre, diğer salgın hastalıklarına göre bunun o kadar tehlikeli olmadığı halde niye bunu gündemde tutuyorlar? Bununla kimler, kimlere, ne zaman, ne yapmak istiyorlar? Biraz onu anlatacağım. Belki 20 dakika veya 30 dakika arası sürebilir. Başlık şu: koronavirüsüyle insanda korku hissini aktif edip sende deney yapmak istiyorlar. Deney. Şimdi insanda 6 tane insanda ruhu bloke edebilecek sistem var. Ruhu bloke edecek zaaf noktası. İnsanın en acımasız dizginlenebilmesine dair 6 tane zayıf noktası var. Bunlardan bir tanesi insanın pek zor kontrol ettiği, onunla insan köleleştirilebiliyor, yönlendirilebiliyor. Birisi hubuca. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri bunun hakkında makam düşkünlüğü, yani insanın kalbinde emraz-ı kalbiye denilen en son kalpten çıkan bir huydur, ahlaktır bu, sıfattır. Birisi insanın ruhunu bloke eden 6 tane en zayıf noktası. Bir, hubuca. 2, hissi haf, korku hissi. 3, tama, doymamazlık. 4, ırkçılık, menfi milliyetçilik. 5, enaniyet, gurur, kibir. 6, tembellik, temperverlik. Yani ne demek bu? Vazifedarlık damarıyla memurların vazifelerin damarını tutuyorlar. Sen ne yapayım, emir kuluyum tarzında yanlış iş yaptırıyorlar. Oysa Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, talebesi Hulusi abiye asker, iki şartla diyor senin memuriyetini kabul ederim. Yoksa memuriyetçilik, memur şey yapmak arzusu, devlet kapısını devamlı çalmak, orada bulunmak çingeneliktir diyor, çingenelik. Şu iki şey yaparsan onu kabul ederim diyor. O zaman kabul edelim demek, memurluk o zaman hizmetkarlık olur. Bir, şahsiyetini ortadan kaldırmayacak o iş. İki, inancına, dinine, Kur'an'ına, vatanına, bayrağına, milletine hizmet edeceksin. Emir kuluyum diye yanlış iş yapmayacaksın. Şimdi insanın ruhunu çökerten bu 6 tane damardan koronavirüsü, korku damarını tutuyorlar. Bununla deney yapıyorlar. Bak şimdi. Ne yapılıyor? Benim işim kafa. Kafanın haritası. Bak, bunlarla meşgul olan bir insanım. Nasıl yapıyorlar? Onu kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü 30 dakika içinde çok şey yapın. Şimdi bununla insanın kafasını, sistemi, yani bütünselliğini bozup bütün duygularını, hislerini, fikirlerini tek tek bırakmaktan
sihir, hipnoz, illuminati gibi yöntemlerle tesir altına kafayı almaya çalışıyorlar. Alınanlar var. Yani sihir yapıyorlar. Videolarla sihir yapılıyor. Seslerle, müziklerle bunun altında konuluyor. Filmin arkasına konuluyor. Seslerin arkasına konuluyor. Bunları biliyorsunuz. Eğer film bir düşünceye hizmet ediyorsa bu illuminatidir. Eğer kafa 24 tane kareyi saniyede alabiliyor, 25 tane olsa alamıyor ama bunu görmüyor insan, şuuru görmüyor. 25. kareleri böyle şuur altına böyle atıyorlar. Şimdi bununla sihirle, hipnozla, illuminati ile gibi şeylerle davalarını sirayet ettiriyorlar, yaymaya çalışıyorlar. Hatta cep telefonu baz istasyonlarında da dalga yayıyorlar. Hırçınlık olsun, tembellik olsun, yerinden kalkamasın, uyku hastalığı olsun, böyle halsizlik, hiçbir şey canı istemez gibi bu cep telefonu baz istasyonu ve uydularla yapmaya çalışıyorlar. Bunu yaptıkları halde hala sihir altına, tesir altına alınamayanlar var. Niyesini tespit etmişler. Onları da almaya çalışıyorlar. Alınanlar zaten bitti. Alınanlar var, tesir altına alınmayanlar da var. Bunu korona, Mars, Ebola, AIDS gibi daha çeşitli çıkacak. Bu daha başlangıçlardan bir tanesi şey korona, yapay olduğu, yani doğadan çıkmadığı herkesçe biliniyor. Bu korona ve türevleri virüsleriyle insanların 6 tane ruhu bloke eden yapıdan bir tanesi olan korkuyu, insanın en zayıf damarı, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki korku damarıdır. Korkularını aktif edip korkuyu, korku akıldadır, şey dimağda. Korkuyu aktif edersen artık kafa bütünlüğü kaybolur. Akılları devre dışı yapıp söylediklerine televizyon, radyo, internet, sosyal medyanın söylediklerine, yaptıklarını yapmaya boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Koyun sürü psikolojisi yapmaya çalışıyorlar. Böyle yap, böyle gitme. Bunu deniyorlar, uzaktan bakıyorlar. Böyle korkuyu saldılar, bakalım ay öyle mi yapacak? Böyle mi yapacaklar? Böyle mi yapacaklar? Oysa başka şekilde ölenlerin sebeplerini tahlil etmiyor. Ama şöyle korunun. Peki koronavirüsüyle ölen ne kadardır? 3000 kişi ancak var. İntiharla senede kaç kişi ölüyor? 830 bin kişi. Trafik kazasıyla kaç bin kişi ölüyor? 1,5 milyon senede. Peki bu milleti insanları düşünüyorsanız bu insanlar niye intihar ediyor ki senede 830 bin kişi intihar ediyor? Onun çaresine baksana. Gaye bu değil çünkü. Demek ki korkuyla aklın bütünlüğü devre dışı yapacaklar. Onunla illuminati, sihir, hipnoz, büyü, yani bizim tabirle erva habiseler aktif olacak. Bak şimdi seni gemleyecekler. Ya yapma, otur, oturma. Böyle bir tek tip insan modeli yapmaya çalışıyorlar dünyada. Aklını ve kalbini devre dışı yapmanın en müessir yolu, aklı devre dışı yapmanın yolu korku, kalbi devre dışı yapmanın yolu cinselliktir. Onunla epey muvaffak oldular televizyonlarla, internetlerle. İnsanların aklı peki kalpleri cinsellikle şey yapınca amel olmaz. Amel yapamaz, namaz kılamaz, inandığı halde doğruları yapamaz. Sonra yani doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yapamaz. Bu cinsellikle yaptılar. Korkuysa, korkuyla doğru düşünemez, kendisini düşünemez, kendisiyle barışık olamaz. Hep dışarıda olur, aklı, kalbini diyor falan. Hep kendisini yaşar ve bedeni, şu vücudu putlaştırır, önüne koyar. Ona sanki secde eder. Nefsini ilah edinir.
korkularıyla, akıllarını, cinsellikleriyle de kalplerini esir almak istiyorlar. Bunu bazen kendileri, bazen de bilmeyerek bize yaptırmaya çalışıyorlar. Bunu bazen kendileri yaparlar. Üstad Bediüzzaman Menderes'e diyor ki, bazen işte bu işi CHP'ye yapmışlardı. Ona yaptıramadıkları toplumun tepkisi olur diye Menderes'e yaptırmışlar. Onun için der ki, ya yapar veya yaptırır. Şimdi de müspet görünümlü olanlara da bilmeyerek, yani bilmeyerek bazı şeylere de vasıta oluyorlar. Yani korkuyu kim yayıyorsa vasıta artır. Kim olursa olsun korku ile insanlara gen vuruluyor. Bak korku ne biliyor musun? Atın gözü, bir gözü 180 derece görür. Öteki gözü de 180 derece görür. Toplam 360 derece. Her tarafı görür. Bu sefer at gözlüğü koyarlar ki sağdan, arkadan, önden etkilenmesin, sağdan, soldan, arkadan istikametten ürkmesin diye. Bize korkuyla at bakışını 360 derece bakışımızdan çıkarıp at gözlüğüyle, gözlükle baktırıyorlar. Şuraya bakacaksın. Bunu göreceksin. Bunu düşüneceksin. Bunu yiyeceksin. Bunu giyeceksin. Sadakayı, zekatı buraya vereceksin. Paranı, dijital paraya dönecek işte. Parayı tutmayın. Dijitale geçince ne olacak? Nereye aktardın? Sadaka. Hayır hasenat mı yaptın? Kurslara mı verdin? Medreseler mi yaptın? Onlar hep kontrol altına alınacak. Öyle bir hale getirilecek ki bu korku, Allahu alem, kolunuza bir bilezik, çünkü karşıdaki hasta ve kendi hasta mısın değil misin bununla bilinecek diye, korkuna bir bilezik taktırılacaklar veya bir çip derin altına konulacak, onunla yönlendirileceksin. Çünkü korku her şeyi yaptırır. Aynı zamanda korku savunma sistemimizi de çökertiyor. Korku, savunma sistemi. Aha geliyor, aha gelecek, aha geldi. Bitti. Daha bir şey yokken bitti ya. Doktor sana dese hiçbir şey yok, tahlil yaptı, hiçbir şey yok. İstersen denesin ama sakın denemesin. Hiçbir şey yok, temiz çıktı. Hastaya dese ki, şöyle raporu aldı, hasta karşıda. Ne oldu doktor? Yok, ne oldu? Ya tahlilin hiç iyi değil ya. Hiç iyi değil. Ne? Ya bir biyopsi yaptırsan ya, bu değerler çok yüksek ya, kanser gözüküyor. Dese ne olur? Yok ama kanser olur adam. Korku böyle bir şey işte. Buna karşı silahımız ne olacak? Yani ne yapacağız böyle? Alet olmayalım diye. Bir de kendi sistemimize nasıl mukayyet olacağız? Buna karşı silahımız da ancak ve ancak İman tezgahında yapılan, iman tezgah düşün, bir, dört tane silah çıkartacağız iman tezgahından. Bir, Allah'a teslim olacağız. İki, teslim demek selemeden geliyor, İslamiyet'i yaşayacağız fiilen. Bak ne diyorlar, burnunuza su çekin, ağzına su çekin, elinizi yıkayın bileklere kadar, yani utanma. Utanıyorlar da abdest alın diyemiyor. Bu genizinizi kadar su çekin, gusül. Ağzınızı yıkayın, abdest. Peki Avrupa ve Çin, Avrupa gavurları hiç düşündünüz mü? Burnunu hiç yıkarlar mı? Burnunun içini. Yani Avrupa'nın gavurların burunlarının içini yıkadıkları olur mu? Niye yıkasın ya? Senelerce geçer burnunu yıkar. Belki de bir su verip çıt çıt yapar o kadar. Biz gusulde yıkarız. Abdeste yıkarız. 5 vakit abdeste aldın. Burnunu yıkıyorsun. 3 defa almak sünnet. 5 defa almak da sünnet. 5 defa buruna çekme. Hele gusulda böyle buruna verilir gibi değil. Biraz acıyacak yani. Bu sefer sistem aktif oluyor onunla. O acımayla. Demek ki bu korkularına bugün korona, yarın merona, erona, terona bir sürü şey çıkartacaklar türevleri. Bunlara karşı imanımızı artıracağız. Ne demek imanı artırmak? Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapacağız. Yani
Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tan ayrılmayacağız, kitaplarını okuyacağız, İslamiyet'i doğru yaşayacağız, İslamiyet yaşayacağız, bidatlarla muhatap olmayacağız. En önemlisi, haramları terk edeceğiz. La ilahe terk et. Yanlışları terk et. İllallah doğruları yap. Tamam. Demek ki bunlara çare iman tezgahında bir, Allah'a teslim. İslamiyet'i fiilen yaşa. İki, Allah'a tevekkül. Tevekkül, olayları arkaya götürüp Allah ile düşünmek. Allah ile yorumlamak. Arkadan bakmak. Tevekkül. Vekil yapmak. Olayları, hadiselerin eveline taşımak. Eveliyle bakmak. Allah'a tevekkül etmek. Allah'a vekil etmek. Üç, Allah'a itimat etmek. Allah'ın rububiyetini. Allah her şeye hakim. Allah'ın mülküdür bu. Allah Allah'lık yapıyor bu alemde. Onun için Allah'ın istemediğinin dışında bir şey olmaz. Endişe etme. Allah'a itimat et. Üç, Allah'ımıza kanaat et. Allah ne diyor? Din ne diyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünneti ne diyor? Ona itimat et. Ona dört neydi? Allah'ımıza kanaat etmek ve ona itimat etmek. Ve unutma, bizim iki hayatımız var. Kafirin tek hayatı var. Dünyaya, dünya için yaşıyor. Dünyası lahtır. Parası da putudur. Dinikum, dinarikum, kıbletikum, nisaikum. Dinleri para olacak, kıbleleri kadın olacak. Her şey bu. Uşkuluk ve mide. Dünyalar biterse başka bir şey var mı? Yok. Onun için endişe ediyor. Biz iki hayattayız. Ustad diyor ki Bediüzzaman Hazretleri. İki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasın. Ne demek iki hayat? Bizim bir dünyamız var, bir de ahiretimiz var. Dünyaya bile ahiret için seviyoruz. Dünyaya bile ahiret için yaşıyoruz. Onunla yorumluyoruz, onunla bakıyoruz, onunla doğrularımızı, yanlışlarımızı tespit ediyoruz ve mutluyuz. Niye? Nasılsa servetim gitse zekat sadaka olur. Boğulsam, yansam, doğumla başlayıp 40 gün nohusalıkta bir kadın ölse şehit, salgın hastalıklarıyla, kanser, işte bu korona virüsüyle, yani salgın hastalığı ihtiyarımızın ve irademizin, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyetimizin dışındaki hastalıklarla vefat eden insan şehid-i manevidir. Şehit oluyor. O zaman biz çift hayattayız. Sanki var ya böyle bazı yumurtalar var, çift yürekli. Ustad diyor ki, karşıma diyor tek hayatlı olanlar çıkmasın diyor. Ben diyor çift hayatlıyım. Biz Müslümanlar çift hayatlıyız. Bırakın tek hayatlar koksun. Bir de ölüm kimedir? Küllün nefsin zayikatı nefsidir. Nefis kimdir? Budur. Bırak ölen, kim ölecekse o korksun. Ben öleceğim, sen değilsin, bu sen misin? Bu sen misin gömleği? Bu benim gömleğim, bu benim atletim. Bu benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, o ben diyen işte sensin, hepsinin arkasındasın, o sensin. Sen buna ben dersen, bedene ben dersen, ölüm korkusu sarmalar. Bu kalem bendedir. Ben miyim buna? İşte beden de bunun gibidir. Bedeni bana verilmiş, bedene ben niye diyorsun? Bedene ben demenin cezasıdır ölüm korkusu. Bedeni yaşamak, bedeni putlaştırmak, bedeni esas almak, bedeni önüne koymanın ve macel peşin cezasıdır ölüm korkusu. Bedenin arkasını hayatımıza yaşayacağız. Demek ki bırakın sırf dünya için, tek hayat için yaşayanlar korksun. Bu korkuyla toplumun, peki ne yapıyorlar, ne yapmaya çalışıyor? Bu korkuyla toplumun sosyal bağlarını, aile bütünlüğünü utanmadan herkes odasında kalsın diyor. Şuraya bak. Bu korkuyla toplumun sosyal bağlarını, abi tedbir almayacak mıyız? Tedbir sünnet-i seniyedir kardeş. Bir sürü insanları hasta ettiler. Neyle? Diyet yapacağız diye. Onu yeme, bunu yeme, şunu yapma. Psikolojiler bozmadılar mı? Hasta olmayın diye vesveseyle hasta olanlar var. Gidin acile, vehirlerine sorun doktora. %70'i acile gelenler vehmi hastalıktır. Vesvese hastalığında hasta olmuşlar. Hasta olmayın diye hasta olanlar var. Ama şunu yeme, bunu yeme, hayatını perişan ettin ya.
Peki abi diyet yapmayacak mıyız? Biz diyetteyiz kardeşim. 1400 seneden beri diyetteyiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyetini söyledi. Ben mesela ne yiyeceğiz, ne yapmamız lazım demiş. Ne yapmamız gerektiğini, ne yiyeceğimiz gerektiğini bak şöyle demiş. Ben okuyayım size. Bismillah. Kulu veşrebu ve la tusrifu ayetini şöyle tefsir etmiş. Kim? Avrupa'nın tıbbının temelini oluşturan İbn Sina. 600 sene orada okutulmuş. O zat diyor ki cemaatü tibbe fil beyteyni cem'en ve husnun kavli fi kasril kelami fekallil inkelte ve ba'de eklin tecennem ve şifa'u fil inidami ve leyse ala nufusi eşeddu helalen min idkhali ta'mi ala ta'am. Yani ne diyor? Ne yapmamız gerekiyor? İlmi tıbbı iki satırda topluyor. İbn Sina diyor. Sözün güzelliği kısalığındadır. Fazla dağıtma. Nedir o? Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Yedikten sonra 4-5 saat daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal tam üstüne yemektir. Yemek yemek üzerine yemek hastalığın kendisidir. Haşiye, dipnot. Yani vücuda, bedene en muzir 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek veya telezzüz için, lezzetlenmek için mütenevvi yemekleri, çeşitli yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır. Yani çok çeşitli yemek de mideyi ifsat eder, bedeni ifsat eder. Tek çeşit yemek lazım. 4-5 saat geçmeden yememek gerekiyor. 2 saat geçmeden de yemekten sonra su içmemek gerekiyor. İşte senin diyetin bu. Olumsuz insanlarla oturup kalkarsa oradan olumsuz, eyvah mahvolduk, bittik ya, hasta olmuşsun. Sen orada doğru düşünebilir misin ya? Onun için iyi olmak için doğru zamanda, doğru insanlarla, bak doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru mekanda doğru iş yapacaksın. Hayatının kalitesini de arttırmak için hayatına şu 4 tane soru sor. 1. Nereden geldin? 2. Nereye gidiyor? 3. Burası dünya, alemşan neresidir? 4. Ben kimim ve vazifem nedir? Bu sorulara bulduğun cevap senin hayatının kalitesini artırır. Yani bu 4 tane soruya bulacağın cevap farkındalığını, farkındalık vefanı, vefan da imanını ifade eder. Bitireyim ve keseceğim. Bu korkuyla toplumun sosyal bağlarını, aile bütünlüğünü bozup bedeni, cesedimizi putlaştırmak istiyorlar. Ve her söylediklerine boyun eğerek ileride koluna bilezik, vücuduna çip takıp devamı seni yönlendirmek istiyorlar. Sen kendin müstakil, özgür düşünmeye mani olmak istiyorlar ki sen olmanı istemiyorlar. O olmak istiyorsun. O ne diyorsa öyle yapacaksın. Eskide kölelik başkaydı. Şimdi kölelik sosyal olduğu medya ile yapıyor. Eskide köleyi ev verirdi. Buraya çalış, oraya çalış. Yapma, kalk git. Aynı bu. Modern kölelik. Faiz modern köleliktir. Sosyal medya seni köleleştiriyor. En ağır kölelik de tiryakiliktir. Her tiryakilik eline vurulan palangadır. Bak o tiryak olduktan girmedi göreyim hadi. Yapmadı. Hemen inanıyoruz. Çünkü niye? Alt veri tabanımızda bilgi yok ki. Gelen bilgileri, bilgi kirliliğini analiz edip, tahlil edip hangisinin doğru ve istikametli olduğunu, dünya ve ahiret işime yarayacağını nasıl, neyle yapacaksın tahlili? Doğru bilgi olacak. İşte ben bunlardan çıkartarak, şu Risale-i Nur'dan çıkartarak bak korku hissini aktif edip dizginlemek istiyorlar.
Eline bak, yakında şaşırma. Hem kendini hem karşını tanımlamak, hayatını doğru işte kaliteli yaşamak için bu çok önemlidir diye gide gide eline bilezik veya daha ileri derinin altına çip koyup seni yönlendirseler hiç şaşırmayacaksın. Dolayısıyla sosyal yapıyı, aile yapısını çökertiyorlar. Sen kendin müstakil, özgür düşünmene mani olmak istiyorlar. Allah Celle Celaluhu ve Kur'an'ındaki bir manayla Cenab-ı Hak şöyle diyor. Benden korkun diyor. Niye çıktı bu? Niye Allah onlara fırsat veriyor? Cenab-ı Hak diyor ki bak benden korkun diyor. Benden hakkıyla korkarsanız korktuklarınızdan emin edin. Fırsat vermem. Eğer Allah ile korkarsa, Kur'an'da ne diyor? Benden korkun diyor. Diğerleri benden korkunca iman artıyor ve Allah'a teslim, tevekkül, itimat, Allah'a kanaat ettik mi yukarıda anlattım. Allah bu enerjiyle haşa misal, Allah'a misal güneş olsa o şualar, fotonlar hidayettir. Bende ortaya çıkan enerji imandır. Veya başka örnek vereyim. Allah'a misal uydum, telefon, beden, enerji, batarya, hayat, yazılım, ruh, kart, hangi şebekeyi kabul ettin? İman. Tamam. Ondan sonra sen eğer kartın yoksa bunu çöpten gitsin atarsın. İman. İman oldu mu artık bu bedenle, uydu vasıtasıyla dünyanın her tarafına görüşürsün. Orayı burayı. İşte bu çip olan, kalbe konulan çip var, imanla, Allah ile, Allah'ın nazarıyla bakıyorsun, Allah'ın dediği tarzda hareket ediyorsun, Allah'ın askeri oluyorsun, onların askeri olmuyorsun. Ya kardeşim bir baksana dünyanın genelinde ne kadar propaganda yaptılar, ne kadar insanların vehimlerini ve vesveselerini aktif ediyorlar, kaç kişi ölmüş? Bu insan, madem bu insanlar insanları düşünüyorsa, intiharla ölen insanların, intihar edenlerin dertlerine niye derman olmuyorlar? Bir şey de anlatayım size, vurgulamak için. Yaşlı müsait olanlar, 1996'dan 99'a kadar ev ev dolaşıp çocuklara iğne vuruyorlardı, aşı yapıyorlar. Ve çok ilginçtir. Bu aşıların finansmanını, fiyatını Rotary ve Lions kulüpleri ödüyordu. Yahudi kulüpleri ödüyordu. Aynı o tarihlerden insanlar hastanede tedavi olup para ödeyemedikleri için rehin kalıyorlardı. Reis de o rehineleri kurtarıyordu. O 2002'ye kadar sakmıştı. Bu insanların sağlığını düşünüyorlarsa, ev ev dolaşıyorlarsa niye hastanedeki tedavi olmuş ama para ödeyememiş rehineleri çıkartmıyorlardı da ev ev dolaşıyorlardı. Ve şimdi Türkiye kendisi yapıyor bu aşıyı. Ve duyduk yapmaya çalışıyor. Mesela gıda sektörüne niye? Gıda sektörü koronavirüsünden daha dehşetlidir. Bugün tansiyon, bugün kalp, bugün şeker. Ölen, bunlarla ölen insanların kaç bin katıdır bunlar? Griple ölenler koronanın 10 katı, 100 katıdır. Evleri söylüyor. Peki bu gıda sektörünü niye nazara vermiyor? Çünkü kendi ellerinde. Onunla dizginliyorlar. Evet. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ındaki bir manayla benden korkun, korktuklarınızdan emin ederim sırrını unutuyoruz. Allah da onları başımıza musallat ediyor. Hakkıyla kork Allah'tan. Korkmasan bak onlarla korkutuyor. Sırf sadece dünya hayatına hasr-ı fikir ve nazar ettiriyorlar bize. Yani sırf dünya. Aman ha, hayır, sanat, zekat, şuraya, topluma gitme, sohbete gitme, vaaza gitme. Bak nerelere vurdular. Hacca vurdular, tavafı kaldırdılar 1400 seneden ilk defa. Vatikan'ı kaldırdılar. Hindu toplantılarını kaldırdılar. İran'da şeyleri kaldırdılar, şunu bu. Yani dini müesseselere, yani sosyal yapıyor. Çünkü kendileri zaten sosyal değil. Tek tek. Bakıyorlar toplum. Yani nasıl bunlar bir ya? Buralara darbe vurmak için böyle bir şey ürettiler.
Bunlar sanaldır kardeşim, sanal silahtır, biyolojik silahtır. Akıllı ol. Rahat olun. İmanınız ve fiili İslamiyetiniz onların bu planlarını bertaraf edecek ve onları hezimete uğratacaktır. Gusül alan, abdest alan, sünnet-i seni yaşayanlara Allah'ın izniyle bir şey olamayacağını Risale-i Nur'da Şualar kitabında 591. sayfada namaz kılan sünnet-i seniyye yani namaz kılan abdest alanda bu dabetul arz dedikleri virüs kendileri ürettiği veya doğayı bozmaktan ortaya çıkan hastalıkların bu dabetul arz denen şeyin bir şey yapamayacağını, bak şurada dabetul arz burada anlatıyor, bilerek severek isyan ve tuğyan edenlere olacağını, yani fıtratını, doğasını, tabiatını bozanlara. Bak ayet-i kerimede de şöyle diyor. Bak şöyle. İlla dâbetul ardi te'kulu min sâteh. Ayetinin işaretiyle o hayvan, o canlı, mikro canlı, dâbetul arz, korona değil. Korona onun bir nevidir. Daha türevleri bir sürü çıkacak. Biz eşek olursak kemer gel buna çok olur. Semer buna çok olur. Biz eşek olmazsak hiç kimse bir şey yapamaz. Bak illa dâbetul ardi te'kulu min se'etehu. Ayetinin işaretiyle o hayvan dâbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki bu daha ciğere gidiyormuş korona. Kemiklere daha gidecek bir hayvan çıkacak dâbetul arz. İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde, insanın kemiğinde, dişinde ve tırnağına kadar yerleşecek. Ne yapacağız o zaman? Heyecanlanıyoruz. Müminler imanın bereketiyle ve sefahet ve suistimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Yani iman savunma sistemimizi, İslamiyet de korunma sistemimizi aktif ediyor. Bir daha iman bedensel yani ruhsal, akıl ve kalp, duygu ve anlayış itibariyle savunma sistemimizi, iman içsel yapımızı, fiili İslamiyet de diş yapımızı kontrol altına alıyor. Her yere giremeyiz. Her yer şeyi yemiyoruz. Sünnete uygun olmayanları yemiyoruz. Mesela bak ne, koronanın çıktığı yere bakın. Domuz etini yani karıncaları ne diyorlar ona? Yarasaları, bunları şunları yiyen bir mahluk yani. Yürüyen, böcekleri yiyen bir yer çıktı işte. Veya çıkarttılar. Sünneti, eğer sünnete uyulsaydı olur mu? Sen yeme, hiçbir şey olmaz kardeşim. Peki bu toplumdayız, bize vurmaz mı? Vurur ama senin savunma sistemi var kardeşim. Öyle savunma sistemi var. Öyle Rus'un da hava savunma sistemi vardı ama bak bir Müslüman geliyor. Bak bir tane Müslüman geliyor. Devre dışı yapıyor. Şimdi o mikrop sana geldiği zaman nasıl tutunacak? Düşün Temmuz, Ağustos aylarında sokakta kar ve buz durabilir mi? Tutunabilir mi? Tutunamaz. Demek ki Kur'an'da dâbetul arz canlısı, virüsü bunu ifade ediyor. Allah iki canı da aziz eylesin. Korkmayın kardeş. Allah'tan kork. Ölümden değil, günahlarınızdan kork. Bu korku ile salıyorlar. Bizi onunla gemlemek istiyorlar. Konu bu. Toplumda farklılık olmasın. Hep bir tip hayvan olsun. Ya kal, de, deme. Onu seyret, bunu seyretme. Öyle düşün, bunu düşünme. Bunu yeme. Bu. Başkasından ders alma. Tamam. Diye. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.